Evet değerli müşterilerimiz, bugün sizlere Balıkesir Gönel Güneşli Mahallesi'ne bağlı bir geçen günlerde satmıştık. Bir tane de daha tamam villamız var. Burası 5 odalı, 5 artı 1 hatta 5 odalı, 3 ebeveyn banyolu, 2060 metrekare. Arsamızın içerisi çok iyi bir köy, iyi bir yerinde, çok güzel bir yer. Biz az sonra tanıtacağız. Şöyle söyleyeyim, Gönen'e 4 kilometre mesafesi var. Hatta köyün içerisinde şeyler var. İşte meşhur köy konağı, ondan sonra manzara olarak harika bir konumda. Yani kafeteryası, lokantası. Her şeye yakın. Gönen'e çok yakın mesafede. 4-4,5 kilometre her şeyden önce. 5 kilometredir. En fazla yok yani. 4,5 kilometre falan. Arazimizi tanıtımını yapacağım sizlere. İlk önce şöyle bir, biraz sonra kamerayı alacağım. İlk önce şöyle bir etrafı tanıtayım. Etrafı tanıttıktan sonra arazimiz ve villamızın içerisine girelim. Tanıtıma başlayalım. İnşallah hayırlısı olur. Şimdi kardeşim alayım ben. Evet. Evet değerli müşterilerimiz, burası, şöyle göstereyim size. Burası Güneşli Köyü, köyün böyle bir kısmında. Etrafı hiç hayvancılık yok. Etrafında gayet güzel, nezih evler bulunmakta. Şöyle dönelim. Kadastro evimiz elbette var. Villamız burası. Geliyoruz. Villamız burası. Burası ilk önce meyve sebze bahçesinin bulunduğu kısım. Şöyle bakın göstereyim. Meyve sebzenin olduğu bölge. Sonra gelelim. Burası soğan sarımsak bahçesi. Etrafı tamamı çevrili bu arada. Etrafı tamamı çevrili. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burası evimizin bahçesi. Şimdi arazimizin içerisine giriyoruz. Önce şöyle bir göstereyim. Burası temeli, merdiven altı, bodrum katı. Böyle bu incir ağaçları içerisinde bizim etrafı tamamı tel örgüyle çevrili. Ufak bir tane de böyle bahçe var içerisinde. Bakın 2000 metrekare. Burası meyve ağaçlarının olduğu kısım. Böyle. Ondan sonra böyle dönelim. Bu ahıl bize ait. Etrafı yine böyle tel örgüyle çevrili. Önden görünüşümüz bu. Şimdi geldik ön tarafa. Önden görünüşümüz budur. Devam edelim. Evet. Şimdi böyle gezmeye devam edelim. Burası ilk önce, hemen şuraya bir çıkalım. Burası ön balkonumuz, üfül üfül Gönen manzara. Gönen'in tamamını görebilirsiniz. Üfül üfül bir yer. Eser, yaz kış esecek bir konumda. Bakın şöyle yaklaştırayım. Şu yaklaştırdığım yer Gönen. Şu evleri, evlerin olduğu yer Gönen. Burası Gönen komple ayaklarınızın altında. Ondan sonra şimdi burası ön balkonumuz.
balkondan manzara bu. Böyle bir manzaramız var. Böyle boydan cam yapmışlar. Komple yere kadar cam. Üst katımız da aynı şekilde. Böyle. Devam edelim. Ön balkonumuz burası. Kocaman bir aşağı yukarı şöyle söyleyebilirim. Herhalde 2,5-3 metreye 8-9 metre falan. 9 metre bir cephe var. Şimdi şeye geçelim. Evin içerisine girelim. Gayet güzel. Harika bir planlama yapılmış. Çok güzel bir, yani düşünülerek yapılmış. Bütün odalarda üst kattaki, yani iki tane banyomuz var ayrı. Şimdi böyle giriş komple, girdik içeriye. Böyle bir kocaman bir salon. Şu şekilde. Kocaman bir salon. Bakın böyle. Sonra devam ediyor. Sonra devam ediyor. Burada kalorifer peteklerini koymuşlar. Kazan herhalde kat kaloriferi için, kat kaloriferi için tasarlanmış. Burada muhtemelen burası banyo. Özür dilerim. Mutfak için tasarlanmış. Balkonlu odaya, yani balkon tarafına bakan oda. Devam edelim. Burası küçük bir odamız. Bu şekilde. Küçük bir oda. Aşağı yukarı küçüğü falan. Yine 3,5x3 vardır muhakkak. Böyle bir odamız. Şöyle tekrar çevirelim böyle. Kocaman bir oda. İnce sıvası yapılmış bu arada. Şey yapılmamış. Boyanmamış. Boyanabilir durumda. Burası banyo. Büyük banyo. Alt kattaki büyük banyo. Şöyle gösterelim size. Ama şey, tabi anlaşılır. Şöyle gösterelim. Banyo, giderler yapılmış, ayarlanmış. Büyük bir banyo. Haricinde şimdi girdik. Bakın burada bir kapı girişi var. Hemen burada bir kapı var. Şöyle. Şöyle gösterelim. Burada bir kapı. Hepsinde bu arada sineklik tellerini falan ayarlamışlar. Burada bir tane ebeveyn banyosu ve tuvalet şeklinde tasarlanmış. Böyle bir yer. Hemen burada arka cepheye bakan bir tane daha güzel bir oda. Büyük aşağı yukarı herhalde 4'e 4,5 vardır. Muhakkak vardır o kadar. Böyle ayrı muhtemelen yatak odası için tasarlanmış bir yer. Yine tekrar salona geldik. Kocaman bir salon. Çok büyük bir salonumuz var. Şöyle merdivene gelelim. Merdivene geldik. Böyle. Merdivenden başlayalım. Yukarıya, üst kata çıkalım. Böyle. Geldik. Kocaman bir herhalde merkez salon mu diyorlar, ne diyorlar? Odalar çok daha büyük yapılabilirdi tabii muhakkak ama çok farklı bir dizayn yapmışlar bile. Üst katta tekrar bir banyomuz var. Şurası. Banyo ve tuvalet olarak tasarlanmış herhalde. Şurada. Devam edelim. Burada bir oda daha. Az önceki ebeveyn banyolu demiştik ya. Burada bu odanın arka cepheye bakan odanın bulunduğu yerde bir banyomuz daha var. Bu şekilde. Bir banyo daha var. Geldik. Yan oda. Şimdi aşağıda 3 oda vardı. Yukarıda 1, 2, 2. odaya girdik. Burası 3. oda. Bakın burada da kalorifer tesisatları çekilmiş durumda. Odaların peteklerdeki kalorifer tesisatları da çekilmiş durumda. Burası camdan.
Manzaramız yine Gönen manzarası komple Gönen ayaklarınızın altında. Gelelim böyle. Burada yine kocaman bir köşe ve iki tarafa camı olan böyle her taraf apaydınlık, harika bir yer ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle yanında bir komşumuz. Böyle gösterelim. Gönen komple manzara. Bakın ne kadar serin bir or olduğunu anlayın. Açtık. Cam. Böyle harika bir yer. Çok güzel bir konum. İnşallah iyi bir dostumuza gelir burası. Bakın Gönen. Yaklaştırmaya çalışıyorum. Gönen bu şekilde ayaklarınızın altında. Çok güzel. Harika konumda. Çok güzel bir yer. İnşallah satmak bize kısmet olur. Böyle şuradan bakın ne kadar geniş olduğunu göreceksiniz. Şu açıdan baktığınızda şöyle. Çok geniş. Harika. Çok hoşuma gitti benim. Harika bir mimari. Burası bakın merdiven boşluğu. Merdiven çıkılan yer. Şöyle gösterelim. Merdiven boşluğu. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah. Dediğim gibi satmak bize nasip olur. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Başka söylenecek bir şey yok. Tekrar şöyle balkona çıkalım ve videomuzu bitirelim. Burası balkonumuz. Şu gördüğünüz yes.